Günaydın herkese. Bugün size Report Command Center diye bir PwC ürününden bahsediyor olacağız. Uygulama şu aşamada MVP seviyesinde. Yani aslına bakarsanız deneme aşamasında, beta aşamasında diyebiliriz, geliştirilme aşamasında minimum fonksiyonlarla birlikte size tanıtıyor olacağız. Hızlı bir roadmap'imiz var. Bu roadmap'te çok yalın olmaya çalışıyoruz. Uygulamanın tam istediğimiz fonksiyonlarını hayata geçirip karmaşıklıktan uzak, kullanıcı deneyimi yüksek bir uygulama koymayı planlıyoruz müşterilerimize. Şimdi bu Report Command Center aslına bakarsanız piyasada hali hazırda olan bir ürün değil. Yeni bizim konsept olarak yeni oluşturduğumuz bir ürün. Biraz detaylarından bahsedeceğiz. Küçük de bir demomuz olacak. Arada da sorularınız olursa çok memnun oluruz. Sizlerden de geri dönüş alabilirsek bizim için çok kıymetli olacak. Ne anlatacağız bugün sunumda? Öncelikle ne olduğunu anlatacağız, ne işe yaradığını anlatacağız daha sonrasında da. Ve bir overview yapacağız. Yani piyasada neler var buna benzer. Ve nasıl konumlandırıyoruz biz bu uygulamayı gibi. Kısa bir sunum olacak kısacası. İsmi Reporting Command Center, yani rapor komuta merkezi ya da rapor yönetim merkezi gibi düşünebiliriz. Nereden çıktı bu uygulama dersek, biz büyük organizasyonlarda ve orta büyüklükteki organizasyonlarda çokça veri yönetimine ilişkin çalışmalar yapıyoruz ve veri yönetiminde aslında çalışmaların son aşama olan veya o verinin seyahat ettiği son aşama olan kullanıcı kısmında çok ele alınmadığını gördük. Bu son aşamadan kastımız ne? Aslına bakarsanız biz insanlar beyaz yakalı olarak çalışırken rapor üretiyoruz. Raporlarla karar veriyoruz. Faaliyetlerimizi de raporlarla izliyoruz. Hatta bizim daha önceki yaptığımız çalışmalarda PwC olarak raporlama yönetim çalışmalarında şunu gördük. Departmanlar, kurum içindeki departmanların %80'i kendi içinde raporlaşıyor. Böyle bir kavramımız var, raporlaşmak diye. Herkes birbiriyle rapor paylaşıyor. Ve bu raporlar genelde kullanıcıların masa üstlerinde oluşturuluyor. Yani şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir organizasyonun içinde 20 tane departman var. Bu departmanlar birbiriyle raporlarla iletişim sağlıyor bir anlamda. Ve bu raporların büyük kısmı da %80 oranında kullanıcıların masa üstlerinde oluşturuluyor. Ve bu oluşturulan raporların %60'ı da e-mail yoluyla birbiriyle paylaşılıyor. Şimdi çok büyük bir veri yönetişim çalışması yap. Bu veri yönetişim çalışmasında raporu verinin teknoloji kısmı, BT kısmının çok iyi ele alındığını, her şeyin verinin ediniminden saklanmasına kadar olan kısmının çok düzenli bir şekilde yönetildiğini, iyi bir şekilde yönetildiğini düşünelim. Sonrasında da bu veri yönetişim yapısını, raporlama yapısını kullanıcılara teslim edelim artık kullanabilirsiniz diye. Eğer kullanıcılar bu noktada bahsettiğimiz, az önceki bahsettiğimiz usulde çalışmaya devam ediyorlarsa, yani raporları alıp masa üstlerinde çalışıp e-maillerle paylaşıyorlarsa, aslına bakarsanız veri yönetiminin çok önemli bir kısmı olan verinin trafiği, verinin birbiriyle paylaşım yöntemi eksik kalmış oluyor. Ve bu da aslına bakarsanız veri çalışmalarının, veriyle yönetilen, idare edilen organizasyonun bir kısmının eksik kaldığının bir göstergesi. Yani şöyle bunu çok özetleyebiliriz. Eğer bir kurumdaki raporlar
e-mail ile paylaşılıyorsa hala o kurumun dijital olgunluğunun o derece az olduğunu söyleyebiliriz. Yani ikisi ters orantılı. Ne kadar çok rapor e-mail ile paylaşılıyorsa o kadar az bir dijital olgunluk var diyebiliriz. Kurum içi seviyede, müşteri tarafında değil. Şimdi buradan yola çıkarak biz bu tool'u geliştirmiş olduk. Bu tool da aslında bakarsanız raporun trafiğini, orkestrasyonu sağlayan bir tool. Herhangi bir analiz yapmıyor. Özelliklerinden kısaca bahsedeceğiz. Dediğim gibi kısa da bir demo yapacağız. Ama temel çıkış motivasyonumuz, bu inisiyatifi gerçekleştirme isteğimiz, böyle bir platformun kurumlarda, organizasyonlarında hali hazırda yer almıyor olması. Bu da organizasyonlar için sistemlerden alınan ham verinin işlenip zenginleştirilip masaüstlerinde sonrasında e-mail ortamlarında kalması, artık analiz edilemez hale dönüşmesi bu verinin, bunun önünü kesmek amacımız. Oradaki yönetişimin tamamen e-maillerde çıkıp belli bir platform üzerinden sağlanması ve bunun için de geliştirdiğimiz RCC olarak kısaca isimlendireceğiz bundan sonra. RCC tool'umuz bir web tabanlı uygulama. Herhangi bir yükleme yapılması gerekmiyor. Tamamen bir rapor deposu, rapor ambarı gibi düşünebiliriz. Bir paylaşım platformu. Raporlama yönetimini yapabileceğimiz bir yer. İnsan kim kime raporluyor, ne kadar sürede raporladı, bekleyen raporlar hangileri gibi. Veya aynı zamanda bir template yönetim merkezi. Birisi işten ayrıldı, yerine bir başkası geldi. Daha önce yapılan raporlamaları, o template'leri bulabileceği bir yer. Tüm farklı daha önceden yapılan raporlama paylaşım tiplerine göre tek bir yerden raporlama yapılabilen, rapor paylaşılabilen bir ortam. Nedir mesela bu bahsettiğim işte e-mail'ler, ortak alanlar veya flash diskler her neyse. Bunların yerine bu raporlama platformuyla paylaşıyor oluruz. Bu sayede bu platformla arşivlemeyi de yapıyoruz otomatik olarak. Yani dünkü raporlara da ben oradan ulaşabileceğim. Excel, TXT, CSV neyse hiç fark etmez. PowerPoint de olabilir. Bunlara arşivlerden de ulaşabileceğim. Arşivleme yapıyor ve bunlara da ulaşabiliyor olacağım. Raporlar hakkında bir to-do listim olabiliyor. Yani yapılacaklar listesi ve ajanda yönetimi. Benim bu ay yapmam gereken raporlar neler? Örneğin veya benim ekibimin yapması gereken raporlar neler? Ekibim bu rapor listesinde nerede? Nereler eksik kalmış? Kim hangi raporu bekliyor? Bunları da eğer yöneticiysem, ilgili birimin yöneticiysem hızlıca kontrol edebiliyorum. Bu sayede de aslında bakarsanız kaynak yönetimini, ekibin raporlama eforunun kaynak yönetimini hızlıca yapabiliyorum. Bu çok iyi bir bizim düşüncemiz uzaktan çalışma kolaylaştırıcısı. Yani bu ne demek? Ben bir rapor bekliyorum. O raporu alıp üzerinde kendi çalışmamı yapıp bir başkasıyla paylaşacağım bir senaryo olduğunu düşünelim. Burada o raporun gelmesini e-mail'den bekliyorum. Geldi, başka e-mail'lerin arasında kayboldu. Bir organizasyon sorunu var kısacası orada. Ama bu platformda raporun yüklenip yüklenmediğini hızlıca görebiliyorum. Ve bir SLA management'ı yapabileceğimiz bir platform burası. Bu ne demek? Birimler arası anlaşmayı, yani örtülü ya da doğrudan anlaşmayı, hizmet seviyesindeki anlaşmayı görebileceğimiz, idare edebileceğimiz bir yapı. Yani ben sizden hala rapor bekliyorum. Hala göndermediğinizi kolaylıkla bunun izlenebileceği, yönetilebileceği bir yapı. Peki ne değil bu uygulama? Bu uygulama bir Excel uygulaması gibi verilerin sunumunun yapıldığı bir uygulama değil. Burada herhangi bir rapor dosyasını açıp PowerPoint ya da bir Excel olabilir, farklı farklı formatlarda
buralara girip içinde editlemeler yapacağımız, yeni düzenlemeler yapacağımız bir uygulama değil. Bir analitik uygulama değil. Raporlama trafiğine, raporlama yönetimine ilişkin analitik bir altyapısı var. Az önceki bahsettiğim izleme faaliyetinden dolayı, ama herhangi bir şekilde verileri burada işlemiyoruz. Analitik bir çalışma yapmıyoruz. Hesaplama yapmıyoruz. Ve son olarak da bu bir rapor oluşturma platformu da değil. Neden değil? Çünkü onu görüyoruz. Online olan bu rapor oluşturma platformları istenilen sonucu çok fazla vermiyor. Günün sonunda yine çalışanlar masa üstlerinde çalışıyorlar ve raporları kendi belirledikleri şirket kültürü doğrultusuna belirledikleri yöntemlerle paylaşıyorlar. Bu platformda tam olarak bu kültürel değişkeni yoğunlaşmış durumda. Yani bizim artık kendi aramızda çalışanlar olarak yapacağımız raporlama paylaşım yöntemini yönetmeye yönelik bir platform. Peki devam edecek olursak temel sinerji noktalarımız ne der? Bizim motivasyon kaynaklarımız ne der? Birincisi dijital dönüşüm. Yani dijital dönüşüm salt şu an yaptığımız gibi online görüşmeler yapmak demek anlamına gelmiyor. Dijital dönüşüm çok farklı ayak izlerinin saklanması anlamına geliyor bir anlamda. RCC hakikaten de bizim öngördüğümüz şekliyle kurum içinde dijital dönüşüm için büyük bir fırsat. Neden? Çünkü e-maillerdeki o artık analiz edilemez hale gelmiş, başkaları tarafından kullanılmaz hale gelmiş veriyi aranabilir, bulunabilir, talep edilip üzerinde çalışılabilir hale getiriyor. İş yapış şeklimizi değiştiriyor. Yani gün içinde yaptığımız, eğer raporlama yoğun bir ekipsek veya bir yöneticiysek ve rapor bekliyorsak ekiplerimizden, bu illa CFO olmasına gerek yok. Üst yönetim kurulu da olabilir. Bu platform doğrudan odağın e-maillerden, ortak alanlardan çıkıp tek bir yere odaklanılmasını sağlıyor. Çok yapılandırılmış, structured bir iş akışı sağlıyor aslında. Ve bu yapılandırılmış iş akışı içinde, raporlama akışı içinde işleriniz nasıl gidiyor? Bunları izleyebiliyoruz. Ve kurum içinde de işbirliğini arttırmaya yönelik bir uygulama. Göreceksiniz, bazı yönetişim fonksiyonları var. Örneğin rapor hakkında çalıştığım veri üzerinde bir sorun var diyelim. Ben bu veri kaynağı, artık her rapor bizim için bir veri kaynağı çünkü aynı zamanda. Veri kaynağının sahibine, veri yönetimi diye bahsetmiştim en başında, veri sahibine o raporla ilgili ya da veriyle ilgili doğrudan ulaşıp geri bildirimde bulunabiliyorum. Ya burayı anlamadım, burada bir hata mı var veya güzel olmuş, eline sağlık gibi her neyse. Kurum içinde çok sıkça rastlanılan sorunlardan bir tanesidir. Bu raporu kim oluşturdu? Bu verinin sahibi kim gibi? Bunu da çözen ve kurum içinde işbirliğini arttıran bir yapı. Ve tabii ki kurum içinde yine yönetişimi ve izlenebilirliği arttıran bir platform. Az önce de bahsettim. Kurumun içindeki çok üst seviyeden de baksak, temelde son kullanıcı olarak da baksak, çalışan ya da yönetici olarak ciddi anlamda kurum içinde bizim veri akışımız, raporlama akışımız nasıl? Bunu izleyebileceğimiz bir yapı diyebiliriz. Operasyonel verimlilik de sağlıyor. Çünkü tek bir noktaya odaklanıyoruz. Veri akışı için, rapor akışı için ve bu noktada bizim için temel alan oluyor. Ve hep duyarız bunu. Veriyle yönetilen, veriyle idare edilen, veriyle yönlendirilen organizasyon. Bu uygulama, bu platformun kuvvetli bir sağlayıcısı. Salt
Veri analizi yatırımları, veri analizi üzerine yapılan yatırımlar değil, verinin paylaşımı üzerine de yapılan bir yatırım olarak görebiliriz bunu. Bir çalışma olarak görebiliriz. Dediğimiz gibi yani bu kadar herhalde bir 10 senedir organizasyonların üzerine yoğunlaştığı bir konudur veri yönetimi. Daha öncesi de vardır tabii ama daha böyle yapısal olarak ele alınan bir konudur veri yönetimi. Ve bu platform bu haliyle yaptığı raporlama orkestrasyonuyla ciddi bir veri yönetimi kolaylaştırıcısı, facilitator'ı diye özetleyebiliriz. Şimdi neden RCC'ye ihtiyaç var? O konuda bilgi aktarıyor olacak. Sözü ona bırakıyorum. Yine sorunuz olursa lütfen arada chatten de yazabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa buradan da doğrudan soru soruyor olabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Bilge ben. Bugün size RCC'den bahsediyoruz. Mehmet aslında hem makro anlamda neden böyle bir tool'a ihtiyaç vardan hem de tool'un fonksiyonlarından bahsetmiş oldu. Ben de sizler için bir slaytta daha derli toplu bir şekilde günlük hayatta nelerle karşılaşıyoruz ve bunlara nasıl bir çözüm üretmeyi düşünüyoruz. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Bizim ağzımızdan bugün sürekli rapor ve veri kelimelerini duyacaksınız. Sanki bir dakika içerisinde en çok kaç kere rapor denemesi yapıyor gibiyiz. Ama raporlama dünyasının içinde olan herkes şunu çok iyi bilir ki raporun son gününe yaklaştıkça bu sayı artar. Cümle içinde rapor geçme sayısı. Rapor geldi mi, rapor gitti mi, rapor onaylandı mı, rapor cross verdi mi? Dolayısıyla raporu üretmenin yanı sıra aslında raporun sürecini yönetmek de ayrı bir ekstra bir iş haline gelir her zaman. Ve en büyük bizim de gözlemimiz raporlama dünyasındaki problemlerden bir tanesi de aslında budur. Çünkü bir rapor asla tek başına bir rapor değildir. Birinin raporu, bir kişinin raporu değildir. Hep birinden beslenir, bir ekipten beslenir, başka birine gidecektir, orada işlenecektir. Yani biz ham veriyi evet veri tabanlarımızda tutarız. Ama onu işlediğimiz ve anlamlı daha insightful diyebileceğimiz hale getirdiğimiz kısım aslında bizim raporlarımızdır. Dolayısıyla hem bu verinin kaybolmasından korkarız, sistemin içerisinde işlenemez hale gelmesinden korkarız. Hem de verinin ham halinden artık ayırıp onu zenginleştirdiğimiz ve işlediğimiz ve başka bir hale geldiğimiz için artık etkileşimli bir veriden bahsettiğimiz için o etkileşimdeki değişikliklerin yani bir ekibin kendi verisinde ve raporunda yaptığı değişikliğin hangi raporları etkileyebileceğinden emin olmadığımız için onları kaçırmaktan da korkarız. Dolayısıyla yine bizim gözlemimiz ve bu hayatımızdaki bu acı noktalarından çıkan bir tool oldu RCC. Bunların hepsini yönetebileceğimiz, gözlemleyebileceğimiz ve daha analitik bir şekilde bu sürece bakabileceğimiz bir tool ortaya koymaya çalıştık. Yine yaşadığımız sıkıntılardan bahsedecek olursak, yine az önce bahsettim, bir rapor asla tek başına bir rapor değildir. Ekipler birbirlerinin raporlarından beslenirler. Dolayısıyla biz raporumuzu hazırlamanın yanı sıra her zaman bizim raporumuza girdi teşkil edecek diğer raporları da takip etmek zorunda kalırız. Bunun için telefonla diğer ekipleri aramak olsun, maille bunun takibini yapmak olsun, mesajlarımıza sürekli bakmak olsun. Hep bir o raporlamacıların arasında sürekli gelen bir iletişim vardır. Bunu çözmek adına da aslında bu platform içerisinde bir ilişki ağı kurularak hangi raporların girdisi halinde ve çıktılar kime gidecek, kime dağıtılacak konusunda ele alarak bu takip işini artık otomatize ederek bu tool'a bırakmak ve oradan gelen bildirimler doğrultusunda rapor hazır, rapor kullanımıza hazır ya da hangi ekiplerin raporlarını takip etmek istiyorsanız onlara dair bildirim alabileceğiniz bir yapı kurmaya çalıştık. Raporlamada yine veri dediğim gibi çok kullanacağız bu iki kelimeyi. Veri ve veri kalitesi hep konuştuğumuz şeyler. Doğru veriyi nerede bulurum da büyük bir soru işareti. Çünkü organizasyonların hacmi büyüdükçe ve raporlama dünyası daha da büyük piştikçe
verilerin versiyonları başlıyor hayatımıza girmeye. Dolayısıyla doğru veriyi nerede, nasıl, kimin raporunda ve ne tam olarak nerede, yani desktoplarda mı, e-maillerde mi, yoksa birinin dosyasında mı fiziki olarak bulabileceğimizi de bilmiyor oluyoruz. Bu da bir kompleksite yaratan durum oluyor bizim için. Dolayısıyla bu verilerin de takip edilebilirliğini, hatta ihtiyacımız olan veriyi text olarak arayıp işimizi ve yaptığımız raporu daha da zenginleştirebilmeyi sağlayan yine bir yapı kurguladık. Burada en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de raporların artık masa üstünden, Mehmet'in de biraz önce çok detaylı, güzel bir şekilde bahsettiği gibi, raporların masa üstünden çıkıp sistemin içine girmesi, dolayısıyla kullanılabilir veriler haline dönüşmesi, o içerideki zenginleştirilmiş verilerin en büyük niyetlerimizden biri oldu. Bu raporlama sürecinin aynı zamanda kurumsal hafızayla da ilintili bir konu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir kurumun aslında ham datasından üretilen o insight'ları, anlayışları, yorumları raporlar üzerinde taşıyoruz. Ve bu raporların nasıl yapıldığı dahi bir kurumsal hafıza meselesi oluyor. Yani o ekipte bir turnover olduğu zaman ya da ekipler arası geçişler olduğu zaman o rapor nasıl, neden yapılıyor kaybediyor olabiliyoruz. Ve kimi zaman şuna da yol açıyor aslında. Yıllardır hiç kimsenin okumadığı raporlar da sadece alışılagelmiş olduğu için yapılabiliyor oluyor. Bu da aslında bizim kurumsal hafızayı kaybettiğimizin apaçık bir resmi oluyor. Çünkü rapor yapmak tek başına bir iş haline döndüğü zaman sadece yapmış olmak için hem efor kaybı hem vakit kaybı çok anlamlı bir konu haline gelmiyor. Ama o kurumsal hafızayı öyle bir şekilde korumalıyız ki raporları neden yaptığımızı, kimin kullanımı için ve ne işe yaramak üzere yaptığımızı unutmamalıyız. Yine bu tool'un içerisindeki fonksiyonlarla benden sonra Sercan çok daha detaylı bir şekilde sizlere bahsediyor olacak. Tool'un içindeki fonksiyonlarla bu kurumsal hafızayı da korumaya ve gerekli gereksiz, yararlı yararsız raporları birbirinden ayrıştırıp gerçekten katma değerli noktaların üzerine odaklanmaya çalışacağız diyebilirim. Burada tool'un bize kattığı özellikleri alt alta sıralayıp şöyle bir kafamızda çerçevelemek istersek de aslında raporlama süreçlerinin basitleştirilmesi temel gaye. Tüm raporların tek bir platform üzerinde tutulması, bu ekiplerin ortak folderları ayrı ayrı yerlerde durur, masa üstlerinde raporlar durur, kimin e-mailinden kim bilir kaç tane rapor çıkar. Bunların yerine kurumun tüm raporlarının tek bir platform üzerinden erişilebilir hale getirilmesi. Yine kurumun tüm raporlarına ilişkin dilenirse rapor template'ların oluşturulması, rapor şablonlarının oluşturulması, gerekirse raporlama instructionlarının, manuellerinin hazırlanması, raporlamanın nasıl yapılacağına dair ve bunların da bu sistem içerisine gömülmesi ve her ekip değiştiğinde, yeni bir rapor geldiğinde bu bilginin aktarımının birebir alıp fiziken, şimdi yeni dünya bunu gerektiriyor artık, fiziken her şeyi aktaramıyoruz. Fiziken aktarımı yerine bu tool üzerinde aslında bir takım bilgilerin tutulması ve gerektiği noktada raporlama nasıl yapılacağına dair instructionların da o ekip üyesine yeniden verilmesi. Yine raporlar ekipler arası etkileşimli konular olduğu için içeride bir performans takibi de yapmak gerekebiliyor. Dolayısıyla bütün raporların zamanında yetişmesi ve birbirini doğru şekilde beslemesi için ekipler arası SLA yönetiminin de yapılması söz konusu olacak. Aynı zamanda kurum genelinde hangi raporlar hazırlanıyor bir harita niteliğinde bu tool sayesinde karşımıza koyup bakabileceğiz. Aslında biz raporlama dediğimizde bu kurumda neyi anlıyoruz'un fotoğrafını çekebileceğiz. Yine bu fotoğraf sayesinde, bu harita sayesinde raporlama aktiviteleri takip edilebilir hale gelecek. Tamamlama oranları, onay bekleyen raporlar bu tool üzerinden takip edilebilecek, aslında büyük bir yönetişim olanağı sunuyor olacak tool bize. Raporların dediğim gibi tamamlama oranları sayesinde, tamamlama oranlarının takip edilebilmesi sayesinde kaynak yönetimi kolaylaşıyor olacak. Ekiplerin alokasyonu, işlerin alokasyonu kolaylaşıyor olacak.
Ve raporlarda aslında yaşanan sorunların yönetimi de daha otomatik ve organize bir hale gelecek. Burada herhalde önemli kelimelerden bir tanesi de bizim için bu raporlama dünyasını organize hale getirebiliyor olmak. Dolayısıyla hem veri tarafını organize edeceğiz, hem de raporlama sürecinde yaşadığımız sıkıntıları da organize edeceğiz. Çünkü raporumda bir verinin yanlış olduğunu düşünüyorsam bunu kime ve nasıl bildirmeliyim? Ben bildiğim kadarıyla bildirebilirim ama benim bilmediğim ve etkilenen raporlar da olacaktır. Onları gözden kaçırmayı nasıl engelleyebilirim? Noktasında da yine tool'un bir takım fonksiyonları var. Ve kurumsal hafıza da yine önemli konulardan bir tanesi olduğu için o tarafı da destekleyeceğini düşünüyoruz. Deyip ben de artık bu bütün bahsettiğimiz kelimelerle anlattığım size tool'un bir de gösterimini gerçek elle tutulabilir halini yapması için Sercan'a sözü bırakacağım. Umarım işe yarar bir tool olur bütün raporlamacılar için. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben de aslında Mehmet ve Bilge'nin aktardığı kısmı direkt demo şeklinde sunum olarak paylaşacağım. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Aslında burada amacımız bizim birlikte Mehmet ve Bilge'nin söylediklerini şu an nasıl sistem içerisinde gördüğümüzü aktarmak size. Aslında burada giriş ekranımızda hemen karşımıza demin bahsettiğimiz dosya sistemini görüyor olacaksınız. Burayı hızlıca bir özetlemek gerekirse, örneğin ben şu şekilde düşünmenizi de çok isterim açıkçası, hem akılda kalmak hem de faydalı olması adına. Ben mali işlerde bir çalışanım ve mali işler çalışanı olarak ben Reporting Command Center'a geldiğimde beni neler bekliyor? Onu kısaca özetleyeyim. Burada aslında bizim raporlarımızı, raporun yüklenmesi, onay beklemesi, yükleme bekleniyor ve rapor hazır diye bizi yönlendiren renklendirme sistemimiz mevcut. Onun dışında bir dönem seçebiliyoruz. Raporlara günlük, haftalık veya aylık olarak bir dönem belirtebiliyoruz. Hangi birimde, örneğin mali işlerde yer almış mıyım, yoksa farklı bir IT ekibinde mi yer alıyorum? Raporun kaynağını, nereden çıktığını görebiliyoruz. Bunun dışında da aslında biz Edit Mode'a geldiğimizde burada örneğin ben mali işler çalışanı olarak benim bir rapor eklemem gerekiyor. Ve ben rapor eklemek için pratik ve hızlı bir şekilde örneğin Business Object Source'umun altına B raporumla bağlantılı bir şekilde bir rapor oluşturabiliyorum. Bu raporu da oluştururken aslında direkt editlediğimde raporun ismi, raporun açıklaması ne olması gerekiyorsa, public olup olmama durumu burada aslında herkes bunu görebilsin mi yoksa göremesin mi konumuzu belirtebiliyoruz. Dönemini seçebiliyoruz. Aynı zamanda bizim bir kontrol mekanizmamız mevcut. Tabii ki data konusu ve dosyalama olunca mutlaka bir kontrol üzerinden geçmesi gerekiyor. Burada kontrole göndermek istediğimiz kişiyi ve ben şu an dosyayı oluşturduğum için direkt default olarak beni buraya aktarıyor. Aynı zamanda kimler indirebilirse burada örneğin mali işler olabilir, denetim olabilir, satın alma olabilir yahut satın alma ile birlikte bir kişi de belirtebiliyoruz. Daha sonrasında update deyip kaydettiğimizde artık bizim şu şekilde yeniden karşımıza dosyamız, yani aslında C raporumuz karşımıza çıkıyor. Burada bunların dışında göstermek istediğim birkaç fonksiyon daha mevcut. Bunlardan söz etmek gerekirse, örneğin ben A raporuna bir dosya yüklemek istiyorum. Ve dosya yüklemek için de aslında uygun olan dosyayı veya A raporu için istenen dosyayı yükleyebiliyorum. Yükledikten sonra eğer bir review mekanizmasında kontrole gitmesini istiyorsam onaylıyorum ve artık hızlı bir şekilde raporum burada bir renk değiştiriyor aslında. Buradaki renk de aslında onay bekleniyor demek oluyor ve artık bu onay geldikten sonra da raporumu görüyor olabileceğim.
Bunu da hızlı bir şekilde size gösterebilmek adına öncesinde şöyle bir diğer hesaptan ayarlama yapmıştım. Hemen onu da göstereyim. Ben artık giden review'i onayladıktan sonra dosyamın hazır olduğunu, raporun hazır olduğunu hem yeşil renginden hem de sisteminden görebiliyorum. Aynı şekilde ben artık buradaki oklara baktığımda yükleme yetkimin olduğunu, indirme yetkim olduğunu, aynı zamanda feedback yazma yetkim olduğunu görebiliyorum. Örneğin ben bir dosya için feedback yazacaksam ve burada aslında örneğin analiz ettim ve son satır hatalı. Bakabilir miyiz diye bir feedback'te bulunabiliyorum. Bu feedback'leri aslında karşılıklı bir chat mekanizması gibi karşı tarafa bildirim fonksiyonuyla gidip onların da aynı şekilde bu rapor üzerinde cevap vermelerini sağlayacağı bir sistem mevcut. Bunun dışında aktarabileceğim aslında bizim burada sarı renkli olarak gördüğümüz benim aslında önceki beslendiğim raporun yani birbiriyle bağlantılı raporun hazır olduğu ve artık benim B raporunu yükleme konusunda beklediğimi göstergesi. Bunun dışında bizim review sistemimizin dışında aslında review mekanizmamızın dışında bir de access konumuz var. Örneğin biz mali işler veya satın almada çalışıyoruz ve herhangi bir raporu merak ediyoruz veya onunla ilgili bir data çekmek istiyoruz. Biz direkt örneğin 7. raporu düşündüğümüzde bir access talebinde bulunuyoruz ve 7. raporu oluşturan kişilere bir access talebi gidiyor. Örneğin satın alma için bakmam gerekiyor diye karşı tarafa bir access gidiyor ve access verildikten sonra da artık benim 7. raporum erişime ve bana indirmeye açık oluyor. Bu şekilde aslında ben de yaptığımız tool'daki hem rapor yükleme kısmı, hem rapor olmadığındaki görüntüsü, access özelliği ve aslında kontrol mekanizması yani review özelliğinden de söz etmiş oldum. Bunun dışında tabii kullanım kolaylığı olarak da son olarak şeyi ekleyebilirim. Özellikle şu an raporların birbirinden beslenmesi, aynı zamanda rapor detaylarını görebilmemiz, rapor detaylarının dışında raporu kimin yüklediğini, eğer rapor var ise örneğin kimin ne zaman hangi tarihte yüklediğini, bunun dışında da aslında çok karmaşık bir ağaç yapısı olursa bile tree view şeklinde aslında sadece birbiriyle bağlantılı raporları görebileceğim bir sistem mevcut. Buradaki son olarak söyleyeceğim de kullanım kolaylığı olarak aslında bizim kendi aslında istediğimiz dosyaları kendimize özel favorilere ekleyebileceğimiz gerektiğinde de buradan aslında çok kolay bir şekilde editleyip silebileceğimiz bir sistem mevcut. Bu şekilde ben de aslında demoyu bitirebilirim. Herhangi bir sorunuz veya herhangi bir görüşünüz olursa da dinlemekten çok mutlu olurum. Teşekkürler Teşekkürler Serhan. Sercan. Sorunuz varsa eğer almak isteriz ama şu anda yoksa sorun her zaman bize ulaşabilirsiniz. mehmet.ermanet.com adreslerinden her zaman ulaşabilirsiniz bizlere. Ama 5-10 dakikamız var. Soru sormak isterseniz de buradayız. Sorularınızı cevaplandırmak isteriz. Yani şu an uygulamamız MVP dediğimiz bir beta öncesi aşamada. Halen bir safhasında değil. Ama şu an testlerimizi yapıyoruz. Bazı müşterilerin anlamasını yapıyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla
kurum içinde belli bir teknoloji sağlıyor diye özetleyebiliriz. Sizler de eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz her zaman açabilirsiniz. Burada bahsetmek lazım. Bu tool'u kullanmak istersek nasıl başlamalıyızdan bahsetmek lazım. Çünkü aslında buradaki setup şunu gerektiriyor olacak hepimiz için. Öncelikle kurumdaki raporların listelenmesi gerekliliği var. Ve o raporların tool'un içerisine aktarılması gerekliliği var. Burada tabii tüm bu çalışmayı yaparken ayrıştırmaya gitmek ve raporları tekrar gözden geçirmek de aslında işin artılarından bir tanesi oluyor kurumlar için. Bütün rapor evrenini gözden geçirdikten sonra bu tool'un içerisine aktarmak gerekiyor. Bunu çeşitli detaylarda yapabiliyoruz. Yani veri alanlarını ayrıştırarak da raporları koyabiliyoruz. Ya da biz verileri kullanmayacağız. Sadece bunu bir yönetişim aracı olarak ve bir organizasyon aracı olarak kullanacağız diyen yani kurumlar içinse daha az detayda içeriye koymak mümkün oluyor. Çok kuruma göre kişiselleştirilebilir aslında bir terzi dikimi hale getirilebilir bir tool diyebiliriz bu noktada. Dolayısıyla bu efordan sonra tool'un kullanımına hemen anlık başlanabiliyor. Daha sonra da yönetimi kurumun kendisinde olabiliyor. O bilgiyi de vermek isterim. Çok teşekkürler.